Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çok yine sıkça sorulan bir soru. O kadar sıkça soruluyor ki soru, Allah'ım dedim. Allah'ım. Allah'ım, bu kadar soru sıkça sorulur mu? Emine'den bu kadar çok talep olmuş. Ben de arkadaşlar size videosunu çekeyim dedim. Klasik 6-4-6 arkadaşlar. Grandmaster'da en kolay yol hangisi? İdeal kadro ve alternatif kadrolar hangisi arkadaşlar? Onunla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız inşallah diyelim arkadaşlar. İdeal kadromda birinci sırada arkadaşlar kesinlikle Eagan var. Eagan bu konuda gerçekten çok önemli ve çok güçlü. Hem yolları temizlemesi bakımından arkadaşlar size tavsiye edeceğim yol için, hem de boss için oyundaki en iyi alternatif Eagan. Tabi Eagan'ın 300 combo olması da gerekli. Eagan'ın yanına mutlaka ve mutlaka Proxima sinerjisini alın arkadaşlar. Çünkü Proxima'yı aldığınızda iki etki birden kazanıyor Eagan. Bunlardan bir tanesi, hiddet etkilerinin tesiri %25 artıyor. Yani neredeyse o üçlü combo attığınızda, hani 3 hiddet açıyor ya 300 combo'dan sonra. Bunu arkadaşlar neredeyse artı bir daha hiddet vermiş olacak. Aynı zamanda olur da hem oyunsal hatalardan, gerekse bireysel hatalardan combo sayacınız bozulursa, ki biliyorsunuz Eagan'ın en önemli mevzusu kombosunu yanında taşımasıdır. Bir kereye mahsus 5 saniye size combo kalkanı veriyor arkadaşlar. Bu yüzden Proxima inanılmaz derecede önemli. Sadece bu ikiliyle bile aslında tüm yolu gidebilirsiniz. Fakat yine yolda size hem kolaylık sağlaması açısından, hem de arkadaşlar iki tane özellikle karakter var. Eagan'dan daha ziyadesiyle başkalarıyla tartaklamanız için. Yanına tavsiye edeceğim arkadaşlar, yani Mystic sınıfından bir Doom almanızı tavsiye ederim. Eagan'ın alternatifidir boss'ta. Yani boss'u en iyi döven ikinci karakterdir bu arada arkadaşlar. Yine Doktor Doom alıyorsanız mutlaka ve mutlaka yanına ya Diablo ya da arkadaşlar Anilus'u almak zorundasınız ki garanti kritiğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Garanti kritiği özellikle boss'ta çok önemli. Yani dediğim gibi eğer Eagan yoksa alternatif olarak kesinlikle Doktor Doom yanına sinerjisini alabilirsiniz. Bunların yanına arkadaşlar yine bilim sınıfından Q2 alabilirsiniz. Özellikle Anilus'u çok rahat bir şekilde tartaklamanızı sağlar. Biliyorsunuz Anilus biraz dengesizdir ve bloğunuzu da ağrı yakalasa sizi sıkıntıya sokma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bunun dışında yine eğer varsa Quake ile beraber Nick Fury tavsiye ederim. Kaçışı özellikle sağlar. Böylece arkadaşlar özellikle Eagan'ınızı biraz daha koruma ve kollama pozisyonuna geçebilirsiniz arkadaşlar. Yine alternatif olarak bunların yanına beyaz manyetoyu kullanabilirsiniz. Fakat boss'ta beyaz manyetonun dövüş öncesi yeteneğini kullanmayın arkadaşlar. O zaman sersem atamadığınız için ilk baştaki görevi yapamıyorsunuz. Veyahut da eğer elinizde varsa arkadaşlar yine Herkül'ü kullanabilirsiniz. Herkül'de kanama zehri mevzusu açıkken %15 saldırı gücü veriyor arkadaşlar diyorum. Yani tavsiye edeceğim ana takımlar bunlardır. Veyahut da yine hiddetlerin tesirini arttırmak için arkadaşlar, nerede bizim Odin Reis? Odin Reis'i alıp arkadaşlar dövüş öncesi yeteneğinizi arttırabilirsiniz. Eğer elinizde Eagan varsa bu şekilde bir takım sizin çok işinizi görecektir. Fakat Eagan yoksa arkadaşlar, dediğim gibi Proxima ile Eagan'ı çıkartıp yerine arkadaşlar Doktor Doom takımını kurarak çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz diyorum. Tabi bunu yaptığınız zaman da bu sefer de buradan Odin'i çıkartırsınız arkadaşlar. Alternatif bandı yanına istediğiniz bir karakter alabilirsiniz. Yine Doktor Doom'u güçlendirecek Mr. Fantastic mesela alabilirsiniz. Mr. Fantastic arkadaşlar aynı zamanda zırh kırma özelliği de veriyor ki bu en azından saldırı gücünü de arttırıyor. Yine gördüğünüz gibi şok ve yakmaları da arkadaşlar %20 arttırmış oluyor. Şuradan gördüğünüz gibi de zırh kırma sağlayabiliyor arkadaşlar. Neyse, ideal kadromuza girelim. Şunları çıkartalım. İdeal kadromuzda girelim buraya. Gel bakalım. Kesinlikle Proxima zaruret. Proxima'sız olmaz abi.
Ve eğer imkanınız varsa mutlaka bunların yanına bir Odin Reis alın. Odin Reis'i yapıştırın. Odin Reis Eagle'ı coşturacak arkadaşlar. Girdik. Ve buraya giriş yapalım. Girdiğinizde arkadaşlar en kolay yol şurada Anka kuşuyla başlayan yol arkadaşlar. Bu yol üzerindeki tek espri Azim Karosu arkadaşlar. Azim Karosu neydi? Rakibin üzerine bir etki attığınızda onu kaldırır. Burada şans %75. %75 şanslı arkadaşlar. Üzerine atlara geri kaldırıyor. Yani siper ağırlıklı oynamıyorsanız ki bu yolun tamamında siper atmadan aslında çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Özellikle Eagle'la ve şu takımıyla beraber hem combo kalkanı hem de kaçış özellikleri sayesinde arkadaşlar yardırabiliyorsunuz. Özellikle Anka kuşu, yani şuradaki Anka kuşu, ondan sonracığıma Heimdall ve Groot'lu arkadaşlar burada gerçekten de çok çok güzel combo sayıcı kasıyorsunuz. Sırf bu üçünde takviye açmazsanız saldırı takviyeleri ilk 3 dövüşte arkadaşlar ortalama 300 komboya erişebiliyorsunuz. Gayet kolay. Gayet de rahat. Yani bir de bunlar siper atmadan çok çok rahat bir şekilde oynanabilen karakterler. Alnus'a geldiğinizde arkadaşlar Alnus birazcık çetrefilli. Bunun için burada size Quake'i tavsiye ederim. Yani Quake oldukça etkili olur. Eğer Quake'iniz yoksa herhangi bir mistik karakterle de girebilirsiniz arkadaşlar. Doktor Doom olur, Clairvoyant olur, Supreme Symbiote olur, Yüce... Aklınıza kim geliyorsa hemen hemen her mistik burada güzel iş yapar. Bu arada yolda şunu dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Tüm karakterler kozmik. Yani Eagle'ınız yoksa mistik bir karakterle de girdiğinizde mesela bir R5 ile girdiğinizde arkadaşlar sınıf bonusundan ortalama artı 1K daha saldırı gücü toplayabilirsiniz. Yine arkasına Hela gerçekten de oldukça kolay bir karakter. Hiçbir numarası yok arkadaşlar. Eagle burada güzel combo kasıyor. Ortalama 50-60 combo yanında alıyor. Gelelim Arcus'a. Arcus arkadaşlar çetrefilli gibi gözükse de eğer Eagle'la oynayacaksanız üzerinize hiddet alarak yani size vurmasına izin vererek arkadaşlar ortalama 20-25 komboda Arcus'u indiriyorsunuz. Yani Arcus güç barı dolduramadan, L3'ünü dolduramadan 20-25 komboda düşüyor arkadaşlar. Tek sıkıntı Arcus'ta yeteri kadar güç combo toplayamıyorsunuz. Veyahut da kopyalı Nick Fury varsa önden bir Nick Fury'nizi yem olarak verebilirsiniz. Veyahut da hiç kullanmayacağınız Proxima ve Odin'de arkadaşlar önden verebilirsiniz. Eagle'ın hayatta kalmasını düzeltiyorum. Nick Fury'nin hayatta kalmasına özen gösterin. Çünkü Nick Fury ölürse yani knockout olursa kaçış sinerjisi çalışmaz. Çalışması için Nick Fury'nin hayatta kalması lazım. Ama diğerleri knockout olabilir. Çok bir sıkıntı yok. Yine arkasından Carnage arkadaşlar oldukça basit. Yani özel saldırılan bunların hepsinin arkadaşlar kaçışı çok kolay. Bir Heimdall'a dikkat edersiniz. L2 atmasın. Çünkü zırhı varken hem el becerisini kapatıyor hem de engellerini vuruyor. Tek esprisi o. Başka bir numara yok. Diğerlerinin hepsinin özel saldırısından kaçabiliyorsunuz. Keza Kaptan Marvel'da oldukça basit bir karakter arkadaşlar. Sadece birazcık agresif oynar. Angela zaten ekmek ve Angela arkadaşlar aynı zamanda sizin burada iyileşme doldurma istasyonunuzdur. Çünkü özel saldırı attığı zaman size temas etsin veya etmesin zırh kırığı verir arkadaşlar. Bu zırh kırıkları sizin canınızı doldurur. Arkasında Sentinel zaten bir şey değil ve boss'a da geliyorsunuz. Boss için arkadaşlar zaten Eagle'la combo kastınız. Gerisi artık boss'un görevlerini yapabilmenizde. Bununla ilgili de kanalda onlarca video var. O yüzden 10'dan 15'ten fazla one shot videosu var arkadaşlar. Unutmazsam inşallah açıklama linkine de bir iki tane atarım. Hem Eagle'la hem Doktor Doom'la. Unutursam bile yani YouTube'a MagiTV Grandmaster yazsanız yeterli arkadaşlar. Onlarca one shot videosunu görürsünüz. Kolay yol bu arkadaşlar. İlk tavsiye edeceğim alternatif kesinlikle size Eagle olacaktır. Eagle yoksa arkadaşlar kimleri tavsiye ederiz? Onları da bir kere daha göstererek videoyu sonlandıralım. Tabii inşallah da faydalı olacak sizlere diyelim. Şöyle hop yanlış yere tıkladım. Buranın zaten var. En kolay yol, en iyi kadrosu diye. Arkadaşlar Doktor Doom'un yanına mutlaka ve mutlaka Anus veya Diablo alırsanız bütün yolu tek başınıza gidersiniz. Zaten eleman aynı zamanda sınıf bonusu da kazanıyor arkadaşlar. Onun dışında Apokolips mesela Azim Karosu'ndan etkilenmez. Yani rakipleri takviyeleri kapatamaz. Bu yüzden Apokolips Cable yapabilirsiniz.
Ghost takımı kurarak arkadaşlar coşturabilirsiniz burada. CGR burada iş yapmaz çünkü takviyeler kapatılıyor arkadaşlar. Wasp'ı kullanabilirsiniz. Wasp'ın combo arkası ağır saldırısı çok güzel iş yapar. Pasif sersem verdiği için Azim tarafından kapatılamaz arkadaşlar. Clairvoyant sınıf bonusu kazanıyor. Çok çok etkili olacaktır. Süprem keza oldukça etkili ama oyun başında biraz sabırlı olmanız lazım. Havok ile ilgili şöyle bir şey tavsiye ederim. Havok rakibin üzerine plazma atınca büyük ihtimalle kaldırılacaktır. Azim karasından dolayı. Kaldırıldıkça arkadaşlar en azından patlama yiyecektir. O da ekstra bir bilgi olarak dursun sizde. G99 keza 100 kombonun arkasına gelebilir. Onun dışında şöyle bakıyorum. Quake zaten söylemiştim. Yine takviye kullanabilirsiniz. %150 veya %200 mutantların birçoğu olabilir ki fırtına da buna dahil arkadaşlar. Yeni karakter de olsa Herkül, Merkül falan. Boss için arkadaşlar Kolossus'u tavsiye edebilirim. Kolossus gerçekten çok güzel. Çok kalitelidir bu. Boss'u çok sağlam da var. Yine Kaptan Amerika Infinity var. Mükemmel bir şekilde boss dövüyor arkadaşlar. Tabii Herkül'le de oynayabilirsiniz. Artı bir daha parantez açmak isterim. Eğer Corvus'la oynayacaksınız arkadaşlar. Oldu da Corvus'la girecekseniz tavsiye ettiğim yoldan gidemezsiniz. Çünkü Corvus o yolda sadece arkadaşlar bir tane yük oluyor. Corvus'la oynayacaksanız da yine bununla ilgili de belki bir video tekrardan çekebilirim ama ufaktan bir söyleyeyim. A yolu yani bir numaralı yoldan gideceksiniz arkadaşlar. Orası da Kara Panter'in olduğu yol. Kara Panter'den bir tane yük alırsınız. Kahraman yükü. Red Skull'dan Tekno yükü alırsınız arkadaşlar. Emma'dan da Mutant yükü alırsınız. Wasp'tan da kaçış yükü alarak arkadaşlar toplamda 4 yüke ulaşmış olursunuz. Yine yolda size yardımcı olacak bazı karakterleri de almanız gerekebilir arkadaşlar. İnşallah video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa aşağı bir like butonu bıraktım. Kafayı gömçürtün. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.